43 yaşında. Erkek hasta. Mesleği, çiftçi. Şikayeti, nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk. Hikayesi, yaklaşık 8 ila 10 yıl önce hastada şeker hastalığı tespit edilmiş. Gittiği doktor tarafından tedavisi düzenlenmiş. Ancak çok fazla diyetine dikkat etmemiş ve ilaçlarını da düzenli kullanmamış. 2 ila 3 ay önce halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı şikayetleri başlamış. Bu şikayetler üzerine doktora gitmiş. Doktorun yaptığı tetkikler sonucu böbrek yetmezliği teşhisi konulmuş. Böbreklerinin çalışmadığı, şikayetlerinin böbrek yetmezliğine bağlı olduğu söylenmiş. Sonrasında hasta böbrek yetmezliği nedeniyle bize sevk edilmiş. Hasta bize sevk edildiğinde böbreklerinin son döneme geldiğini ve diyalize girmesi gerektiğini söyledik. Hastaya diyaliz programı verildi. Haftada 3 kez diyalize girmeye başladı. Hastaya şeker tedavisi için insülin tedavisi önerildi, ancak kabul etmedi. Mevcut hap tedavisine devam etti. Daha sonra göğüs ağrısı başladı, EKG çekildi, sorun çıkınca anjiyoya karar verildi. Anjiyoda stent takıldı. Hastanın 3 ay sonra göğüs ağrısı tekrarladı. Yine anjiyo tekrarlandı. Tekrar damar tıkanıklığı tespit edildi ve ameliyata karar verildi. Hasta kabul etmedi ve bir özel hastaneye gitti. Özel hastanede tekrar stent takıldı. Bir ay rahatladıktan sonra tekrar hastanemizde ameliyata karar verildi. Hasta yine reddetti. Aynı özel hastaneye gitti. Özel hastane de ameliyat dedi. Hasta ameliyata hazırlanırken eks oldu. Sonuç ve hata. Hastaya şeker için insülin önermemize rağmen kabul etmedi. Kullandığı haplar şekerine iyi gelmiyordu. Hastaya baştan beri hastanemizde ameliyata karar verilmesine rağmen kabul etmedi. Çok yararlı olmamasına rağmen özel bir hastanede stent taktı. En son hasta sonunu getirdi, 43 yaşında eks oldu. Şunu bilmeliyiz ki, istesek de istemesek de doktor ne önerdiyse onu yapmalıyız. Doktorun tedavisine karşı gelmek ve işin kolayına kaçmak telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara neden olur. Ve maalesef hastamızda yaşanan da bu olumsuz sonuç oldu.